Günaydın arkadaşlar. Önce size şu yoga matımı göstereceğim. Çıngır çıngır şey sesi, ayna sesi bitince yoga matımı ve şunu ve şunu göstereceğim. Delicesine evde spor yapıyorum. Delicesine günde 15-20 dakika yapıyorum. Şimdi kamerayı çevirip günaydınlarımı sunacağım. Sarı göz atlı bir simli adam. Günaydın arkadaşlar. Şimdi aslında şunu söylemek istiyorum. Boş verin sarı göz atlarını falan ya da şu dandirik pijamaları. Şimdi ben geçen hafta yoga kampına gittim. Aslında yogaya düzenli olarak daha önce denemiş olsam da başlamayı istediğim için gittim. Yani bu konuda motive etmek için ve kendimi böyle bir tazelemek, işte bir mini tatile ihtiyacım olduğu için annemle çok yakın arkadaşımla beraber oraya gittim. Baş köşede meditasyonda, meditasyon alanımız da bu. Şimdi kamerayı kapatıyorum. Bye. Arkadaşlar hoşça kal meditasyonumuzu da yaptık ve biz artık gidiyoruz. Paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bye. Yolunuz Esanla. Açık olsun. Oradan sonra ben moda girdim. Yani sen otur geceleri ya da canımın aklıma gelen saatlerde yoga kursuna tabii ki de yazılacak olsam da yazılmadan önce kamp sonrasını es geçmek istemedim. Vücudumu, ruhumu, bedenimi hazırlıyorum. Orada öğrendiğim birkaç hareket yapıyorum. Ama dün akşam şöyle bir şey oldu. Yogada karga pozu vardır. Şuraya ya da şuraya resmini bırakacağım. Can dedi ki bunu da yapabilir misin? Çünkü ben elimde muz yoga videoları izliyordum. Yabancı yoga videolarını. Orada kadın karga pozu yapıyordu. Dedi ki sen bunu yapabilir misin? Tabii ki de yaparım dedim. Tabii ki de yaparım. Burada gecenin bir saati o şuraya oturdu. Ben şurada karga pozu denedim. Ve tabii ki de yapamadım arkadaşlar. Hırs içerisindeyim. Belim ağrıdı. Şu an belim ağrıyor. Gerçekten benim bu garipliklerimi ne yapacağız bilmiyorum. Bu ne hırstır gecenin 12.30'unda sen neden karga pozu deniyorsun? Cin olmadan adam çarpıyorsun falan filan. Ve günaydın. Bugün, yarın beraberiz. Sabahın 8'i arkadaşlar. Şimdi ben bir şu tipi toparladıktan hemen sonra ay tipi toparlamak için bir şey göstermem gerekiyor. Şu BT Omelette'in white cream. Evet white cream doğru söyledim. Böyle cildinize acayip bir beyazlık ve aydınlık veriyor. Fondöten falan sürmüyorum göz altlarıma. Çok az kapatıcı geçiyorum. O kadar tatlı oluyor ki üzerine dallık sürüyorum. Çok beğendim. Birazdan yüzümü gördüğünüzde wow bu ne güzellik derseniz sebep budur deyip. Şimdi bugün iki gün evet beraber sizinle konudan konuya atladım. Neyse şöyle toparlıyorum. YouTube kameramla çekmiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. iPhone'la falan çekmeyeceğim artık videolarımı. Sadece Dust o kameranın mikrofonunun kablosunu yediği için mecburen bununla çekmek zorundayım şu anda. Bu iki günü beraber geçireceğiz arkadaşlar. Bugün klişe ofisi için aydınlatmacı, avizeci, abajurcu keşfine çıkacağız. Sabahın köründe Galata Şişhane taraflarına gideceğim. Bir de küçük köy mü, küçük boy mu öyle bir yer varmış. Neyse WhatsApp'ımda var. Oraya da gideceğiz. Orada daha uygun fiyatlı şeyler varmış. Ondan sonra bu iki günü öyleydi böyleydi bir sürü şeyle beraber geçireceğiz. Çünkü çok şey var. Bana göre çok en azından. Hepinizi seviyorum. Daha fazla sizi bu halime maruz bırakmak istemiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bakın kremin yarattığı etki bu. Hiç fondöten falan sürmedim. Yüzümde o beyazlatıcı krem var ve canlılık verici. Beet omletim bu arada. Ve burada da allık var sadece. O da yani Benetint benefitini o doğal allığı. Yani şu an muhteşemim diye söylemem ama deminki durumundan çok daha iyiyim bence arkadaşlar. Şöyle bir şey giydim. Bunu aynadan göstereceğim size. Ben sevdim bu kıyafetimi. Tam benlik oldu. Çok rahat hissediyorum içinde. Bakın. Bu terlikler aslında bence çok güzel uydu. Beyaz şöyle bir hırka giydim uzun. Şöyle aksesuarlarımı taktım. Altına da beyaz
bir pantolon giydim. Gün ama batmıyor. Hırka da batmıyor da ben bu konulardan çok fazla rahatsız olmuyorum. Işıkçılara hazırım. Aydınlık bir şekilde parlıyorum. Her yerim parlıyor. Avizecilere girdiğimde eksik kalmak istemedim. Yani çok geyik konuştum. Sabah sabah çok saçmaladım. O zaman artık çıkalım. Cam bekliyor. Cam, bir şey söyleyeceğim. Tam bir YouTuber kocası oldun ha. 4 gündür benle geziyorsun. Tatilden dolayı her yere yanımda geliyor. İşlerime yardımcı oluyorsun. Bana destek oluyorsun. Eşantiyon. Yanımdasın, arkamdasın. Şoförlüğümü yapıyorsun. En güzeli bu. Öyle bir şey, çıktık yola, şimdi annemi almaya gidiyoruz. Of var ya, trafik bomboş. Ya bu tatil günlerini çok seviyorum çünkü insanlar genelde eğlenmeye, şey düşünme falan gidiyorlar ve İstanbul çok boş kalıyor. Umarım açıktır bu arada. Gerçi açık dediler. 28 Ekim çünkü yarım gün. Bütün gün esnaflar açık olur diye düşünüyorum. Ben böyle yapıyorum, asıldık ya, şey mi konuşuyorsun? Avokado omlet mi? Arkadaşlar şimdi Küçükköy Avizeciler Çarşısı'ndayız. Önce aslında Şişhane'ye gittik. Şişhane'deki böyle bir fiyatlara baktık. Sonra Küçükköy'e geldik. Burası Gazi Osman Paşa civarlarında bir yer. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya, yarı yarıya'dan bile düşük diyebilirim. Çünkü zaten Şişhane'dekiler de sanıyorum buralardan alıp, ya da Modoka'dakiler buralardan alıp satıyorlarmış. Çok uygun fiyatlı yani. Çok böyle işte yüksek fiyatlı gözüken tasarım şeyler çok uygun fiyatlı. Birkaç tane vizeye baktım. Şu an kararsızım. Bir iki yeri daha gezip, çünkü burası çok büyük. Ona göre karar vereceğim. Ama tam aradığım şeyi ilk girdiğimiz dükkanda buldum diyebilirim. Bir sürü böyle avizeler baktık ve seçtik. O sürpriz olsun. Can şimdi ampulleri alıyor. Evet. Evet, aldınız mı? Evet, merhabalar. Evet, arkada görüyorsunuz annemin yanında avizelerden 2 tanesini yanımıza taşıyoruz ama asıl en büyük olanını cuma gününe özel yapıyorlar. Cuma günü teslim alacağız. Burası gerçekten çok uygun fiyatlıydı arkadaşlar. Hatta birçok kişi sanıyorum, bilmiyorum, herkes, ben de dahil olmak üzere avizede Şişhane'yi biliyorduk. O yüzden aklınızda bulunsun deyip şimdi Nişantaşı'na gelmişiz hatta. Nişantaşı'na geldik. Adana'da hani blokta bir arkadaşlarımız vardı. Onlar İstanbul'a geldi. Onlarla bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da Pokemate diye bir yer Nişantaşı'nda. Böyle farklı özel deniz ürünleri, yemekler, dişler falan var şu anda. En azından ne yediğiniz, ne işiniz? Pokemate. Sizi yiyoruz. Sizi diye geçiyor bu düşünün. Morbası morbası bile kutusu bunlar. Koyacaksın, yatacaksın geri. Öğlenmiş saatlerde onun sedasıyla yatacağım. Bence o adamlar öyle yapıyor olabilir. Tek ayağını sökemeyiz. Koydum. Sen de yeşil olunca ne oluyor? Sticker'ın yeşil olmasını muhabbetini yapıyorsun ya. Ah, çok kıvısın. Arkadaşlar çok yoruldum. Bakın bu yorulduğumun işaretidir. Mandalinamızı, portakalımızı aldık. Bu şey var. Evimize gidiyoruz. Şeyin burasını düşürmek ne yapıyordu? Entelektüelliği sembolize ediyordu değil mi? Kitapçıya girince burayı düşürüyordum böyle. Aman geçer. Dur, bak entelektüel ol. Ha bak, bu entelektüel oluyor böyle duruş. Ama bilinçli savaşlık. Neyse arkadaşlar, bugün veda edelim zaten, gerçekten veda edilmesi gereken bir noktadayım. Şu an veda noktasındayım. Görüşürüz yarın. Görüşürüz, seviyorum sizi. Arkadaşlar selam. Şu tipime bakar mısınız? Az önce bir proje için video çektim. O yüzden üst tarafım gözüküyor diye altında hala pijama var. Ve vlogumun 2. gününden günaydın. Şu ruj bana hiç olmadı. Bu ruju değiştireceğim. Biraz daha canlı bir ruj süreceğim. Ve daha sonra giyinerek evden çıkış başlasın. Bugün ne yapacağımızı birazdan anlatacağım. Dur, ben onu anlatmadan bir şey söylemek istiyorum. Ben kendimi tutamıyorum. Cevap veriyorum arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Beni eleştirmenizde bence bir problem yok. Çok ağır eleştiriler olmadığı sürece. Çünkü bazıları doğru çıkıyor. Hatta ben dönüp kendime bakıyorum. Ama şeye çok sinirleniyorum ve çok gerçekten üzülüyorum. Yanlış anlaşılmaya.
bir şeyi insanların dinlemeden, anlamadan şurada makyaj malzemelerini de bir yandan toplayayım. İşte değerlendirmesi, sinir oluyorum ya. Son iki videomdur bir grup var ki videoyu izlemiyor. Videonun bazı parça parça yerlerini izliyor. Söylediklerimi dinlemiyor. Alıyor alta alakasız bir yorum yapıyor. Bir tanesi işi bırakmayla ilgili olan bir videoda. Bu konuda aşırı 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 hassasım. İşi bırakıyorsun, YouTube'dan çok para kazandın. Arkadaşlar benim kanalımın durumu ortada. Yani ben oturup da 500 bin, 600 bin, 1 milyon izlenen bir insan değilim. YouTube'dan deli para kazandırdım. Bu parayı da bana o yazan arkadaş kazandırmış. Ve onun sayesinde teşekkür ediyorum, iş bırakmışım gibi davranılıyor. Bu konuda hassasım çünkü ben bilmem kaç yıldır reklam ajanslarında severek, isteyerek ama gerçekten çok fazla emek göstererek çalıştım. Şimdi de izin verirseniz iletişimciyim. Bir sürü bir bilgi birikimim var. Aynı zamanda evet sosyal medyanın popülerliği bana bir cesaret kazandırdı mı? Evet cesaret kazandırdı. Ve o cesaretle, o aldığım cesaretle kendimi bu riski alabilir gördüm. Ev de alabilirdim. İşte çok lüks arabalar da alabilirdim. İşte hem influencerlıktan da para kazanıyorum. Daha çok Instagram'dan, YouTube'dan değil. Hem işte reklamcılıktan da kazanıyorum. Bunu yapmak yerine aldığım birikimimi bir işe yatırdım. Bu da tabii ki de sizi ilgilendiren bir durum değil. Ama belki ilham alırsınız. Bir ekiple çalışacağım. Günün sonunda istihdam sağlayacağım. Bu bir risk. İnsanların maddi manevi risklerini de alıyorum. Zaten stresliyim. Bana böyle garip grip anlamaz. Böyle gerçekten böyle şeyler yazmayın. Bu benim sinirlerimi bozuyor. Ayrıca YouTube için de iş bırakabilirdim. Bu da kimseyi ilgilendirmezdi. Bu da bence bir emek. Bu da bir iş kolu. Bazı insanlar var hayranım yarattıkları içeriklere. Gerçekten özenlerine, bu işe verdikleri emeğe hayranım, saygıyla karşılıyorum. O yüzden benim o gün videoda anlattığım şey bambaşkayken gelip onun bir yerinden alıp yorumlar yapılmasına birazcık sinir oluyorum. Sinir olmaya da devam edeceğim. İkinci konu iPhone konusu. Ben zaten iPhone'un her zaman en yeni çıkan modelini alırım. Bunda bir sorun yok. Gerçekten. Her zaman teknolojiyi seven bir insanım. Zaten alışverişi de seven bir insanım. Bu da değil konu ama şey yazmışlar. Buna gerçekten ihtiyacım var mıydı? Almasan olmaz mıydı? Kimle yarışıyorsun? iPhone aldım. iPhone'u herkes merak ediyor. Kendi deneyimimi paylaşmak istedim o vlogda. Başka bir şey de alacağım. Yine paylaşmaya devam edeceğim. Ama orada da diyorum ki ben şimdi yeni iş kuruyorum. Ekip arkadaşlarımı telefon almak durumundayım. Ve bu telefonların iyi teknolojide olması lazım. Çünkü ben dijital ajans kuruyorum. Ve bu dijital ajansın teknoloji yatırımının iyi olması gerekiyor. Kendi telefonumda iyi teknolojide ve iyi kullandığım. O yüzden almışken en son çıkanını kendime alayım dedim. Hiçbir şeysiz 10 tane iPhone 11 Pro da kullanabilir bir insan. Bunda da değilim. Ama ben şuradayım. Söylediklerim dinlenmeden, yaptıklarım izlenmeden bir grup bana gelip kötü yorum mu yapıyor? Ya da bu insanlar dinlemiyor mu, anlamıyor mu, algılamıyor mu? Bu beni üzer. Bu beni daha çok üzer. Yani saçlarımı boyatıyorum videosunun altına. Yalan atma. Saçların doğal falan değil yorumu da gelmişti bir kere. Bu da aynı derece komikti. Belki zamanla daha az bunlara sinirlenmeyi öğrenebilirim. Ama bunu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü ben şöyle görmüyorum. Bana ne kim nelerse desin. Ben sürekli hayatımla ilgili size burada bir şeyler paylaşıyorsam tabii ki de dediklerinizi hep söylüyorum umurumda. Siz benim arkadaşlarımsınız. Arkadaşlarınız sizi yanlış anlayınca nasıl sinirlenirsiniz, tartışırsınız, kavga edersiniz. Ben de o şekilde görüyorum. Kaşlarımla ilgili yorumlarınıza katılıyorum. Bir diyorum kaşım güzel. Kaldırmasınlar. Bir diyorum ki çok çok bakımsız mı duruyor? Olabilir. Bakın ya her şeyde kızıyorum. Öpüyorum. Şimdi giyinmem lazım. Şu şeyden kurtulayım. Dünyanın en kullanılan stilinden kurtulayım. Neye? Bütün dedikoduyu yayınlamışız. Şok şok şok. 1 milyon izlendi. Bayağı arkadaşlar dedikodu yapıyorduk. Bu arada dışarı çıkacaktık ve çalışacaktık. Şu anda Nadire yanımda. Gelsene. Çevirmeyeyim ben. Geldi. Burada. Eve gelelim dedik. Çünkü 29 Ekim kutlamaları var Bağdat Caddesi'nde ve anormal bir trafik ve kalabalık varmış. Biz de şu vaziyetteyiz arkadaşlar. Klişenin sunumlarını hazırlıyoruz. Aslında bir iki saattir falan evde işe başlamamak için ya da derse başlamamak için habire kendinizi oyalarsınız ya. Aynen o modda. Bir o konuyu konuşuyoruz, bir bu konuyu konuşuyoruz. Bir o, bir bu.
Böyle bir durumdayız yani. Böyle geçiyor günler. Az önce McDonald's yedik, söylemesi ayıp. Şerefinize çalışmaya devam. Yo, niye? Yani kimsenin kulaklar bir şey yapar mı? Yok yok, Dust'a bak, herkesi korkutmuş yaramazlığıyla. Arkadaşlar bir de şu MAC Makeup'ın bu minik hem allık hem ruj olan şeyini çok seviyorum bunun. Ancak böyle küçük boyu kalmış. Sanki bana çok ucuz bir ürünmüş gibi herkes bitirmiş almış bu ürünü. Ama gerçekten güzel bir ürün bu arada. Güzelliğinden dolayı almış olabilir. Şimdi biz işlerimizi bitirdik. Bir tatlı krizine girdik. O yüzden bizim burada Bostancı'da çok tatlı bir pastane var. Oraya gideceğiz. Kahvemizi, tatlımızı yiyeceğiz. Bu arada tabii ki de yarın rejime başlama kararı alındı. O yüzden bugün böyle gömücü durumundayız. Ama şey de var yani, regliyken bir de insanların canı çok şey istiyor. Böyle bir durum da var. Böyle. Saçım topuzda yaptım. Bir de şunu giyeceğim, onu da göstereceğim size. Bak, linkçi oldum. Artık linkleri unutmuyorum. Geçen videodaki linki de düzelttim. Şöyle bir ceket aldım ben. Şuraları böyle değil tabii ki de. Trendyol'dan arkadaşlar. Şöyle şunu, şurasını şöyle yapınca daha iyi olur. Çok alakasız durdu şu an sweatshirtümün üzerine ama aynadan göstereceğim size. Jean kumaşından uzun, her şeyin üstüne böyle giy. Çık modunda sweatshirtlerinizin üzerine giymeyiniz. Onlarla güzel durmaz. Ama şu an vallahi her şey o kadar üşendiğim bir durumdayım ki bugün. O yüzden bunu direkt bu şekilde giydim. Bunun da linkini bırakıyorum. Ve size artık veda ediyorum. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu vlogda bayağı bir şey yaptım. İçimi döktüm size. Umarım anlayışla karşılarsınız. Güzel bir iki gün geçirdik beraberce. Öpüyorum herkese. Bay bay, görüşürüz. Bundan sonraki videoyu kameramda çekeceğim. iPhone kamerasına veda ediyorum. Daha kaliteli videolarla, vloglarla sizlerle olacağım. Bay bay. Yeşil olunca ne oluyor? Sticker'ın yeşil olmasına muhabbetini yapıyorsun ya. Ah, çok kabasın. Arkadaşlar çok yoruldum. Bakın bu yorulduğumun işaretidir. Mandalinamızı, portakalımızı aldık. Bu şey var. Evimize gidiyoruz. Şeyin burasını düşürmek ne yapıyordu? Entelektüelliği sembolize ediyordu değil mi? Kitapçıya girince burayı düşürüyordun böyle. Aman geçer. Bak, entelektüel ol. Ha bak, bu entelektüel oluyor böyle duruş. Ama bilinçli salaşlık. Neyse arkadaşlar, bugün veda edelim zaten. Gerçekten veda edilmesi gereken bir noktadayım. Şu an veda noktasındayım. Görüşürüz yarın. Görüşürüz. Seviyorum sizi. Bye.